Evet Ahmet Kemal, bugün neredeyiz? Merzifon'dayız. Merzifon'un meydanındayız değil mi? Evet, Merzifon'un tam olarak meydanındayız. Evet. Kara Mustafa Paşa Camii'nin yanındayız hemen, önündeyiz. Evet, arkadaşlar. Kara Mustafa Camii'nin Kara Mustafa Paşa Camii. Paşa Camii'nin hemen Kara Mustafa Paşa, Osmanlı sadrazamlarından biri. Meşhur 2. Viyana bozgunu sırasında orduya da komutanlık etmişti, sadrazamdı. Ondan sonra zaten idam edilerek hayatına son verilmişti. Burası Merzifon'un meydanı. Kara Mustafa Paşa Camii burası. Kara Mustafa Paşa sadrazam olduktan 3 yıl sonra bu külliyenin yapımına başlamış. Burası bir külliye. Cami, taşhan, bedesten, sıbyan mektebi, hamam. Hamamdan oluşan büyük bir külliye yaptırmış buraya. Merzifon'un merkezi. Çok da güzel bir tarihi dokusu korunmuş bir yapıya sahip. Şurada güzel bir maketi var külliyenin. Merzifon Belediyesi yaptırmış. Oraya da bir bakalım değil mi Ahmet Kemal? Evet. Bakın şöyle külliyeyi. Kara Mustafa Paşa Camii. Arkada taşhan ve bedesten var. Şöyle daha arkada şurada hamam görünüyor. Şurada da camiye ait dükkanlar var. Burası bir vakfiye. Kara Mustafa Paşa külliyesi. Vakıf eseri. Arkasındaki hamam, taşhan, bedesten ve dükkanlar da bu vakfın gelir kalemlerini oluşturuyor. Arkada bir tane daha cami var. Evet, onlar da diğer, işte şurası ne cami yazıyordu. Birkaç tane küçük cami daha var. Gel bakalım Ahmet. Evet. Hı? Tamam. Eğer doğuya gidiyorsanız İstanbul'dan veya Karadeniz'e gidiyorsanız yolunuz zaten mutlaka Merzifon'dan geçer. Merzifon'a da uğramadan geçmeyin deriz. Çünkü tarihi... Güzel bir çeşmesi var. Evet, tarihi yapısını Merzifon korumuş. Tarihi dokusunu korumuş. Güzel ilçelerimizden, şehirlerimizden biri. Cami kesme taştan yapılmış, böyle sarımtırak renkte. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Türkiye'nin birçok yerine vakıf eserleri kazandırmış. İstanbul, Edirne, Çorum. Merzifon yolunda ve Merzifon Belediyesi tarafından yapılmıştır. Evet, doğrudur. Evet, şu şadırvanı külah şeklinde. Çok güzel bir şadırvanı var. Hemen içinde bir şeyler var. Evet, caminin avlusunda çınar ağaçlarını görüyorsunuz. Osmanlı çınar ağaçlarını gittiği her yere dikmiş. Çünkü çınar uzun ömürlü bir ağaç ve gölgesi çok güzel. Baba, bunları da mı şimşek çarpmış? Olabilir. İçleri oyuk. Şöyle şadırvanın üzerinde güzel resimler var. Şöyle şu tarafa doğru döneyim Ahmet. Güzel tarihi resim. Evet. İstanbul'u sanırım. İstanbul'u resmetmişler. Farklı yerlerden resimler. Evet. Burası sanırım bedestene gidiyor. Şöyle. Taşhan ve bedesten. Çarşı hala aktif olarak çalışıyor. Bundan bir 10 yıl önce geldiğimde biraz daha buralar restore edilmemişti. Daha kötü durumdaydı. Şu anda gayet güzel restore edilmiş. Şöyle külliyenin dükkanları bunlar. Vakfiye'ye ait dükkanlar.
Ha şu an restoran haline gelmiş. Şöyle içeriye bakabiliriz. Hoş geldiniz. Bakabilir miyiz? Tabii lütfen. Yalnız sağ üst katlara çıkmazsak sevinirim. Tamam, sağ olun. Bahçede aşağıya. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çayını sağ olun, görüşürüz. Tamam. Yöresel ve geleneksel Osmanlı şerbetimiz var. Evet. Şöyle, burası Taşhan. Masaya doğru biraz sıkmasın. Yok yok, tamam. Oraya çıkacağım. Sağ ol. Gel Ahmet Kemal. İyi günler. Merhaba, iyi bayramlar. Ahmet Kemal. Yani fotoğraf çekmek için. Yakıştı. Evet. Şurası da Osmanlı ve Anadolu mutfağı. Bedesten. Yine külliyeye ait. Şöyle bir de oraya girelim. Çok güzel bir restoran yapılmış buraya da. Çekebiliriz değil mi? Evet Ahmet Kemal, şimdi neredeyiz biz? Biz şimdi Merzifon'dayız hala. Saat Kulesi'nin hemen yanındayız. Evet, Saat Kulesi şöyle. Burası Merzifon'da Çelebi Mehmet Sultan Medresesi. Şu an hala aktif olarak kullanılıyor. Kur'an kursu olarak kullanılıyor burası. Çok da güzel, dinlendirici bir havası var. Ortasında çeşmesi, şadırvanı. Baba, efendim. Çeşmeye bir baksana, şimdi bunu kapattım, açıyor. Evet. Evet, şöyle. Ortası açık. Gelin etrafı. Bizim medrese. Fatih Vakfı Çelebi Sultan Mehmet Medresesi. Hemen ön tarafı da bir çay bahçesi şeklinde yapılmış. Ahmet Kemal gel. Yandaki camiye geçelim. Yanda da çok güzel, ince bir mimari üsluba sahip cami var. Burası şadırvanı. Şöyle ahşaptan bir minaresi var. Cami tübbede değil. Cami kubbesiz yapılmış, ahşap tavanı var. Çok güzel ahşap
üst katı var. Güzel bir, daha çok Selçuklu mimarisini andırıyor. Yapılış tarihi de 1427.